Herkese merhaba. Silver Line ile İyi Varım yolculuğuma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz bayram tatlıları. Her bayramın vazgeçilmezdir tatlılar ve her gittiğiniz, ziyaret ettiğiniz yerde ikram edilir veya size gelen misafirlere siz ikram edersiniz. Ama bayram tatlılarının ayarı bazen biraz kaçabiliyor ve formunuzu korumanıza engel olabiliyor. Ben de diyorum ki gelin bu tatlıyı bu bayram biraz daha sağlıklı bir hale getirelim. Yaz meyvelerini kullanalım ve şeftaliye bir cheesecake yapalım. Cheesecake'in tabanıyla işe başlayacağız. Bir bardak yulaf ezmemeye mutfak robotumun içerisine ekliyorum. 100 gram da badem ekledim içine. Ek olarak biraz da bu karışımı bir arada tutacak, yapıştıracak kuru meyveler kullanacağım. Mutfağımda bulduğum işte kuru üzümler vardı, biraz hurma vardı. İkisini suya koydum. Yaklaşık 100 gram kadar kuru meyveleri de ilave ediyorum. İstediğiniz kuru meyveleri kullanabilirsiniz. Şimdi robotumun ağzını kapatıyorum ve bütün malzemeleri hep beraber çekiyoruz. Malzemelerimi çektim. Ben böyle yuvarlak bir kalıp kullanıyorum. Tabanını sonrasında rahat çıkartmak için fırın kağıdı yerleştirdim. Taban için hazırladığım malzemeyi cheesecake kalıbının içine boşaltıyorum. Bu işle uğraşırken ellerinizi kullanabilirsiniz. Şimdi bu aşamada yapmam gereken şey bu taban malzemesini güzelce yaymak ve bastırmak. Sadece bu tariften dahi küçük toplar yapıp misafirlerinize ikram edebilirsiniz. Diğer hazırlıklarımızı yaparken buzdolabına gönderelim. Sırada bir jelatin hazırlayacağım. Şeftalileri jelatinle birleştirip cheesecake'in üzerine güzel bir görüntü sağlayacağız. Bu jelatini hazırlamak için birazcık ılık suda açmam lazım. Bir bardak suyu tencereme alıyorum. Ocağımın altını kısık ateşte açacağım. Suyu ılık kullanmamız lazım. Eğer kaynama derecesine ulaşırsa jelatinin o bir arada tutma özelliğini kaybedecektir. Jelatin nedir diyecek olursanız kolajen takviyesi olarak düşünebilirsiniz. Şimdi onu güzelce karıştıralım. Cheesecake deyince tabii ki peynirsiz olmaz. 600 gram kadar labne peynirim var. Labne peynirini karıştırıcıya alıyorum. Bunun içine birazcık toz vanilin ekliyorum. O da güzel bir koku ve lezzet katacak. Ve 2 yemek kaşığı kadar da balım var. Şimdi kapatalım ve çırpmaya başlıyorum. Peynirimizi güzelce çırptık. Bu arada cheesecake kalıbımı dolaptan çıkarttım. Peyniri de üzerine ekleyeceğim. Tabanımın üzerine peynirimi de yerleştirdim. Tekrar dolaba gönderiyorum. Jelatinimi tekrar şöyle bir karıştırıyorum. Biraz ateşten alacağım artık beklemeye. Bugün şeftalileri kullanacağım. Yaz meyveleri çok güzel zaten. İsterseniz şeftali, kayısı veya başka meyvelerle de bu cheesecake tarifini yapabilirsiniz. Şeftali özellikle C vitamini açısından oldukça zengin bir meyve. Şeftalinin bir diğer faydası da kolesterolü düşürmeye yardımcı olması. Şeftali safra asidi ile birleşerek sizin kötü kolesterolünüzü düşürmeye yardımcı oluyor. Çekirdeklerini çıkartıyorum. Kabuğunu şu an dert etmedim kendime çünkü püre haline getirdikten sonra bir kez daha süzeceğim. Evet, ben bugün 4 tane şeftali seçmiştim. Blender'ımın içine atıyorum. Şöyle bir süzgeçten geçireceğim. Hazırlamış olduğum jelatini de içine katıyorum. Cheesecake kalıbımı tekrar dolaptan çıkartıp şeftali püresiyle buluşturacağım. Bunu tekrar çok dikkatli bir şekilde buzdolabına gönderiyorum. Yaklaşık bir saati biraz geçiyor. Ben cheesecake'imi şimdi dolaptan çıkarttım. Yalnız çabuk donması için ben buzluğa atmıştım. Normal koşullarda aslında bir saat çok yeterli bir süre değil. Biraz daha uzun bir şekilde buzdolabının içerisinde bekletebilirsiniz. Şu an kıvamı gayet iyi görünüyor. Jölem donmuş. En önemli kısmı zaten jölenin donması. Dikkatli bir şekilde kalıptan çıkartmaya çalışacağız. Süslemek için üzerine birkaç dilim şeftali ekledim ve biraz da fındık gezdiriyorum. Bayramda misafirlerinize ikram edebileceğiniz, ağzınızı tatlandıracak şahane, çok sağlıklı bir cheesecake tarifi yaptık. Umarım bu tarifi deneyip siz de beğenirsiniz ve sevdiklerinizle paylaşacağınız güzel bir bayram olur. Silver Line'de İyi Varım yolculuğumuz devam ediyor. Bu serüveni kaçırmamak için bizi takipte kalın.